Süslü kurabiye, 250 gram tereyağı, 1 su bardağı damla çikolata, 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 su bardağı toz şeker, aldığı kadar un. Ben Antep fıstığını yazmayı unutmuşum oraya. Ama evet, bunu tereyağıyla... Yok, Antep fıstığı var. Olmazsa olmaz. Biraz bunu eriteceğiz. Hemen geldim, hemen geldim. Yağıyla çikolatayı eriteceğiz. Böyle bir karamel rengi görüntüsünü verecek. Aa, çikolatayı da mı eriteceğiz? Tabii tabii. Şimdi tereyağı eriteceğiz. Tamam. Yok, Antep fıstığımı kaldırmam. Bu... Ya, reçetede olmayan kaç şey vardı Yüksel Bey? Ay, bırakmıyor değil mi biz seni? Gel hanım. Şimdi burada ilk etapta yağ eriteceğiz canları. Hemen boşalt. Bu tereyağımız eriyecek. Sonra içerisine çikolatayı koyacağız. Ben tamam, büyük tarafı alayım, büyük gözü alayım. Dur gideyim ben bunu alayım. Şimdi efendim bakın, tereyağı erirken içerisine damla çikolatamı bırakıyorum. Bu kurabiyemin... Aha, yapışmış gelmiyor Serpil. Kurabiyemin renk tonunu kararlayacak. Bence Niko bana. Böyle biraz karamel rengi bir çikolata elde etmiş olacağız. Böyle yağ ile beraber. Çok ısıtmayacağız. Çok ısıtırsak hamuru yoğuramayız. Bence rengini aldı yağıyla. Yeterli değil mi Serpil? Bence de çözüldüler zaten. Onu orada şöyle aldım. Bakın yağımı, çikolatamı erittim. Süslü bir kurabiye yapacağız. Dondurma kaşığıyla şekil vereceğiz. Dondurma kaşığınız yoksa elinizle yuvarlama yapabilirsiniz. Hiç problem değil. Bunu aldık. İçerisine şekeri koyduk. Bir adet yumurtamızı. Yumurta topluyor çünkü. Şöyle bir adet yumurtamızı koyduk. Serp, bir şey istiyorum senden. Bir peçete şuraya geldi de tatlım. Hemen geldim tatlım. İndirdim Nermin onu. O kadar indirdiğim yeter mi sence? Senin üstüne koydum yine de. Yeterli. Şimdi burada bir çırpıcı isteyeceğim. Sen bunu al, ben şimdi çırpıcını vereyim. Şöyle iyice sıyırayım da ziyan olmasın. Yağ erittik. İçerisine çikolatayı koyduk. İçerisine bir adet yumurtamızı kırdık. Şimdi nişastamı ekliyorum. Önden bu karışımı güzelce harmanlamamız gerekiyor. Şöyle süslü bir kurabiye yapıyoruz. İçinde bol fıstığıyla birlikte. Şöyle unumu koyuyorum. Unumu koyduktan sonra bir paket vanilyamı, bir paket kabartmamı ekliyorum. Çok da pratiktir bu. Çocukların da çok seveceği bir lezzet. Bir eldiven isteyeceğim sadece Serpil'in. Aa evet, dur hem şeye bakayım sana ben. Bir de dondurma kaşığı isteyeceğim. Çünkü çikolatalı olduğu için tırnaklarım çok kısa ama yine de kaçıyor. Böyle hoş gözükmüyor sonra ekranda. Çünkü tırnaklarım çok kısa vallahi. Al kuzu. Hafta sonu kestim bak. Öğrenciyim yani, çalışkan öğrenciyim. Ellerim iyice temiz geliyor. Oh. Kalayım mı seninle, gideyim doğrayayım mı? Ne diyorsun? Valla bence doğramaya başlayalım birazcık. Sen en azından eriklerini, çekirdeklerini çıkar, şeftalilere ben yetişirim. Serdal Bey olmasaydı biz bugün fıstıklı kurabiye yapamayacaktık. Nermin, bunları böyle ince dilim mi yapayım? Ben bunu böyle buraya alayım. Çok güzel oldu hamur, kıyır kıyır döndüremiyorum kasede. Bak böyle elma dilimi gibi mi yapayım? O ufak, bence daha daha mı iri yapayım? Aha. Ne bileyim, öyle olsun diye düşündüm de. Yok yok. Büyük yap, uğraşma. Büyük daha hoş duruyor. Çocuk şöyle. Okuldan geldi, yaptığın yanına bir şey mis gibi blenderdan geçiriver. Hemen komposto tadında. Çok güzel oluyor. Bir de çocuklar çok seviyor bu karışımları. Sosyal medyada bu sene en favori tariflerden biri oldu. Var ya, şu kurabiye mis gibi oldu. Gerçekten bunu mutlaka deneyin. Evet, böyle dağılan bir hamuru var. Sakın şey yapmayın. Perişan kurabiyesi gibi düşünün. Zaten burada onu bakın şöyle tamperleyeceğiz. Özellikle böyle olması lazım, yoksa yayılıyor. Bilginiz olsun. Unu biraz fazla vermeniz gerekiyor bu tarifte. Bakın. Öyle. Vallahi bozuldu. Aa, tüh nazar. Musun? Tüh, ne güzel de gidiyorduk. Onun içine şey yapalım mı? Streç koyup vuralım çıksın mı? Ne güzel olacaktı o kaşık olsaydı. Neyse. Dur bakayım. Nermin, onu streçle yapabiliriz. Tüh, çok canım sıkıldı şimdi. Ya. Vallahi modum düştü. Sen dur düşme bekle. Dur bekle bak şimdi. Çok güzel oluyor çünkü dondurma kaşığıyla. Dur hiç düşürme sen şey, geldim. Halil Bey neredesin? Koş. Koş, bizim dondurma kaşığımız bozuldu Halil Bey. Olsun, böyle bırak de beni. Olur. Gel doldur.
Olur mu ki? E poşetle vuracağız çıkacak. Aynı limon kalıbında şey yapıyorduk ya. Öyle mi dersin? Hadi tamam. Güveniyorum sana. Allah cezanı vermesin. Bela okumuş ama sabah. Al işte çıktı Nermin. Az bir şekli şey olmuş ama. Olsun olsun güzel. Hadi gel. 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 Attır 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 dolu. Fıstıkları kattı Nermin. Pek de mübarek. Çok oldu. Bol bereketli oldu. Çünkü bunun özelliği biliyor musunuz? Böyle tamperleniyor ya. Üstüne baskı uygulayarak yapıyor olmanız. Dur. Bakın. O hem de ekstra. Oradaki çizgim de şey oluyor. Çizgi de burada sunum oldu yani. Şimdi ben onu ayarladım. Bu tarafta duracak. Bastır tatlışko. Tamam. Sen top yap, onun avucuna geliyorum. Yapılmaz bu. Hayır hayır, kabaca top yap. Kıyır kıyır bir kurabiye oldu. Şey yapacağım, kahve yapacağım şimdi yanına. Oh. Vallahi bugün hanımlar ben de kahve içeceğim. Hani çok güzel. Ya şey de olur bunda. Bizim bardaklarımız. Bundan hiç uğraşma. Koy sen koy. Çay bardağının altı nasıl olsun yüksel? Çay bardağının altı mı diye? Aşkım vakit kaybediyoruz, git meyve doğra. Ben sana şimdi, aa niye onunla uğraşıyoruz? Ayol dur, gene geldi aklıma. Ne geldi? Buzdolabı poşeti koyacağız ona. Getir. Hiç o derdi yok, bak. Geçin Nermin kaşığı buna. İşte böyle evde de bozuldu. İşte. Bozulunca bak. Aferin kız, aferin. Aferin, gözüme girdin. Maaşına zam. Ya. Sen ekranların önünde söyledin. Yapımcımı duydun mu? Ekranların önünde söylemişsin. Sen bugün beni hastanelik edeceksin diyor Yüksel. Yani işte tek başına program yapınca böyle oluyor. Hayır, bu niye direniyor ki şimdi çıkmıyor, anlamadım. Ay çok güzel oldu kurabiyeler. Evde dondurma kaşığınız varsa böyle üstü de şey gibi oluyor. Tırtık tırtık desenli oluyor. Çok güzel oluyor. Kaliteli bir Parisyen kaşığı. Benim var ya ana sayfaya koyduğum, nasıl biliyorum. Parlıyor. Işıl ışıl. Senin kaşığın da kaliteli tatlım. Evet, onu unuttum getirmeye sabah. Nermin korktun mu, doğru söyle. Getirirsem vermem bu kızı. Çoğunu getirince vermiyorsun zaten, o doğru da. Aklına o mu geldi? Götürürsem Serpil bunu vermez dedi. Ama o kaşığa da gerçekten ihtiyacım var. Çok kullanıyorum evde. Bu çıkmadı be. Vallahi yaptık mı yaptık. Oldu işte. Vallahi para verip aldım. Vallahi para verip aldım. Hem de kapandı o mağaza şimdi. AVM'den almıştım. Şöyle güzelce bastırıyorum. Bu olmuş mudur? Çöndüreyim bunlar mı? Neyi olmuş mudur? Çorbamız. Olmuş. Mudur bilmem. Biraz daha pişsin bence. Gözünü onu kestirmiş Yüksel Bey çünkü. Öyle mi? Hı. Bulgur var içinde onda. Yoksa biliyorsun oluyor. Adam sebze sevmiyor ya. Bir de bir bereketli kurabiye böyle yapıyorsunuz. Bir hafta 10 gün saklayın, hiç bozulmuyor. Ağzı kapaklı kavanozlar var ya. Bayatlamıyor değil mi? Ya da böyle plastik kaplarımız var ya sağlığa zararı olmayan. Onların içine koyuyorsunuz. Marka veremiyoruz. Herkes ya anladım. Var bir tane özel kaplar var. Ya bir dünya para verip alıyoruz. Şimdi marka vermeyeyim. Hani bana şey söyle, kız kardeşinin var ya, benim arabanın bagajına koyduk Yüksel Bey'in, o biliyor. Ha, onlardan. Senin kız kardeşinin varmış ya, onlardanmış. Heh, işte. Anladı o. Kalitelilerden. Ondan sonra onun içine koyun efendim, cam kavanozunuz yoksa. Saklayın vallahi bir hafta 10 gün, çocukları beslenmesine koyun, kahvenizin yanına, biz çayınızın yanına. Vallahi çok bak ne güzel tamperlendi böyle kaşıkla. Böyle bir de dağılmıyor. Eğer biraz gevşek hamur yaptığınızda içinde tereyağı olduğu için pişerken dümdüz oluyor. Dümdüz olduğunda da hiçbir şeye benzemiyor biliyorsunuz. Bisküvi gibi oluyor. Oldu bitti. Sen kaşınma vallahi. Yüksel. Farkındayım. Ne diyor kulağına? Vallahi Yüksel benle evde muhabbet eder gibi muhabbet ediyor. Canı sıkıldı. Şöyle. Evet, son iki tane diyelim. Ay tam sığdı ha. Evet. Güzel denk getirdim. Hatta şöyle. Yalnız şeyi fark ettim Nermin. Bizim de maşallah Parisyen kaşığımız yarım kilo şey alıyor, malzeme oluyor. Evet. Daha küçük olursa daha çok çıkar. Biz bunu büyük tuttuk birazcık. Evet, şöyle hepsini alayım. Burada efendim hazine var, ziyan etmek olmaz. Şöyle. Oh. Şu az geldi gözüme, şunun içine koyayım böyle. Bitti mi?
Benim şimdi bitti. Yapıyoruz. Muhteşem bir meyve suyu hazırlıyorum size. Kurabiyeleri fırına verip. Sanıyorum mantı oldu Nermin. Evet. Bu da tamamdır. Vallahi şu bak göster. Göster. Bak bak, bak, bak ne hale geldi. Alın teri elimi gör. Elimi gör. Elimi gör. Bak çocuk kurabiye. Bak vallahi elimi gör. Kurabiye yapacağım diye. Abi elim tutmuyor artık. Şu çizgiyi görüyorsunuz mu hocam? Vallahi bak işte. Ekmek parası. Kolay para. Ekmek parası. Ekmek İnan parası. Elim iptal. Allah'tan böreği yapmışım. Yapımcım görüyor musun? Görüyor musun halimi? İyi, iyi acıma. Sunucusuz kalırsa görürsün gününü. Şimdi. Şöyle yoğuruyoruz. Kurabiyemiz hazır. Nazar nazar. Şöyle. Şuna koyalım. Elhamdülillah. Kahve yapayım mı ben sana şimdi? Kahve yapayım mı ben sana? Hala. Hala kahve derdinde benimki. Bitirdik işte. Şöyle bakın. Çok güzel. Şuna koyayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.